Ara tekrar. Bu derste orta düzey derslerinin ilk ara tekrarını yapacağız. İlk olarak siteyi açıyorum. Daha sonra ara tekrar 1 adlı bir bağlantı var. Bu butona tıklayın. Size bir dosya açacaktır. Ve karşınızda böyle bir uygulama dosyası olacaktır. Bakalım ilk uygulamamızda ne diyor? İlk olarak yenilenen değerleri bulunuz ve kaldırınız diyor. Yanıtları buraya tıklayarak görebilirsiniz. Fakat ben bu videoda gösteriyorum zaten. Yenilenen değerleri bulmak için ilk olarak A sütunu seçtim. Daha sonra giriş, koşullu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları ve yenilenen değerler diyorum. Karşıma böyle bir pencere geldi ve tamama tıkladıktan sonra yenilenen değerlerim renkli olarak gösterilecektir. Şimdi bunları bulunuz ve kaldırınız diyor. Kaldırmak için de herhangi bir listemde herhangi bir yerdeyim. Veri diyorum. En sağ tarafta, ortalarda daha doğrusu veri araçları bölmesinde yenilenenleri kaldır düğmesi var. Buna tıkladığım zaman neyi kaldırmam gerektiğini soruyor. Ben tüm sütunlar seçiliyken tümünü seçiliyken tamama tıklıyorum. Ve artık yenilenen değerlerim kaldırıldı. 3 yenilenen değer bulundu ve kaldırıldı. 50 benzersiz değer kaldı şeklinde gösteriyor. Tamama tıkladıktan sonra renkli alanlarda gidecektir zaten. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Ürünlerin toplam tutarlarına göre alt toplamlarını gösteriniz diyor. Bunu yapmak için ilk olarak ürünleri A'dan Z'ye sıralamalıyım. Ürün adı sütun başlığıma tıkladım. Daha sonra giriş sekmesindeyim. En sağda sırala ve filtre uygula A'dan Z'ye sıralayı bir kez tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ürünlerim artık alfabetik olarak sıralandı. Daha sonra alt toplamlarını göstermemi istiyor. Veri sekmesine tıkladım. Ve en sağdaki alt toplam, ana alt bölmesindeki alt toplam düğmesine bir kez tıkladım. Karşıma bu şekilde bir pencere gelecek. Ben sıra no'ları alt toplamlarını bulmak istemiyorum. Ürünlerin alt toplamını bulmak istiyorum. Toplam tutarlarına göre bulmak istiyorum. Ve tamam dedikten sonra artık alt toplamlar gösterilecektir gördüğünüz gibi. Eğer 2'ye basarsam sadece alt toplamlar gözükür. 1'e basarsam genel toplam gözükür. 3'e bastığım zaman da tüm listemi tekrar görebilirim.